وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال Hazreti Ebu Derda radıyallahu anh'den rivayet olunan hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Selâfetun yuhibbuhumullah. Üç kişi var ki Allah onları sever. Allah-u Teala'nın sevdiği üç kişi. Ve yadhaku ileyhim ve yestebşiru bihim. Allah-u Teala onları gülerek güler yüzle karşılar diyor. Üç kişiyi sever ve o üç kişiyle güler yüzle mahşerde herkes sıkıntıda, darlıkta olduğu zaman da Allah-u Teala ne yapar? Onları güler yüzle karşılar. Birincisi اَلَّذ۪ي اِذَنْ كَشَفَتْ فِيَةٌ قَاتَلَ وَرَاءَهُ بِنَفْسِهِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلْ فَاِمَّا اَنْ يُقْتَلْ وَاِمَّا اَنْ يَنْصُرَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيَكْفِيَهُ فَيَقُولُ اُنْزُرُوا اِلَى عَبْلِ هَذَا كَيْفَ صَبَرَ لِي بِنَفْسِهِ Bu birincisi. Neymiş birincisi arkadaşlar? Bir düşman ordusu keşfedildiği zaman, bir savaş hali olduğu zaman ne yapar diyor? Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak için yola düşer. Yola düşer. Ya Allah-u Teala'nın yolunda şehit olur. Veyahut da Allah-u Teala ona yardım eder, zaferli bir şekilde ganimetten gazi olarak ne yapar? Tekrar geri döner. Bu birincisi. Allah için savaşa giden. Sonra Allah-u Teala der ki diyor, tekrar meleklerine karşı şu kuluma bakın, benim için canı karşılığında sebat ediyordur diyor. Kuluma bakın, benim için canı karşılığında. Yani savaşta ya canını alacaklar ya canı kalacak. Canı karşılığında benim yolumda diyor. Melekleri övünerek Allah-u Teala sebat ediyordu. İkincisi, belki de birincisini yapamazdık ama ikincisi hepimize uyar arkadaşlar. İkincisi neymiş bakın. وَالَّذِي لَهُ اِمْرَأَةٌ حَسَنَةٌ Bir kişi ki güzel, saliha bir hanımı var. وَفِرَاشٌ لَيِّنٌ حَسَنٌ Ve çok da güzel son model yatağı var. Hemen hanımı güzel, hemen de yatağı çok güzel. Evde kaloriferliyse, evden ısıtmayırsa, o namaza bile sabah namazını öyle zor kalkar adam ya. Fakat ne diyor Allah Resulü Aleyhisselam? فَيَقُومُ مِنَ الْلَيْنِ فَيَقُولُ يَذَوُ شَهْوَتَهُ وَيَذْكُرُونِي Allah-u Teala der ki, güzel hanımını ve güzel yatağını benim için bıraktı ve beni zikir ediyordur diyor. Meleklerine karşı. Allah-u Teala inşallah cümlemizi kıyamul leyl ehlinden eyleyen arkadaşlar. Hakikaten çok zor. وَلَوْ شَاءَ رَقَدَ Yani isteseydi yatardı diyor Allah-u Teala. İstese yatardı. Fakat o güzel yatağını da bıraktı. O güzel hanımını da bıraktı. Geceleyin kalktı beni zikrederek benim için bana ibadet ediyor. وَالَّذِي اِذَا كَانَ ف۪ي سَفَرٍ وَكَانَ مَعَهُ رَكْبٌ فَسَهِرُوا ثُمَّ هَجَعُوا فَقَامَ مِنَ السَّحَرِ ف۪ي ضَرَّاءِ وَالسَّرَّاءِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكَب۪يرِ بِاِسْنَادٍ حَسَنٍ Sonra bir kişi ki arkadaşlarıyla birlikte beraber yolculuk yaparken uykusuz kalan, sonra uyuyan ve sıkıntılı iken rahat gelince seherde ibadetini kaçırmayan kişi. Yolculukta ya bu kadar yolculuk yaptın, yorgunsun, hele yat, sonra kaza edersin. Bu da üçüncü kişi ya. Yolculukta da ibadetini, taatını, kulluğunu bırakmayan kişi. Demek ki üç kişi Allah-u Teala hemin seviyor, hemen de gülerek ve onu müjdeyle karşı. Müjdeyle karşı. Birincisi Allah için Allah yolunda cihada gider. İkincisi güzel yatağını ve güzel hanımını bırakıp geceleyin ibadete kalkan. Üçüncüsü ise seferde bile olsa yani yolculukta bile olsa ne yapmayan? Kulluğunu, ibadetini, taatını terk etmeyen kişiye.